Türkiye'nin faiz arttırmasını ya da Türkiye'de faiz arttırmasını savunanların tek motivasyonu küresel finansı ihya etmektir. Şimdi burada korkunç bir demokrasi açığı var. Sen benim hayatımı etkileyen kararlar alıyorsun, faizi arttırıyorsun, beni iflasa sürüklüyorsun. Ama ben seni seçemiyorum. Bu korkunç bir riyakarlık. Merkez Bankası bağımsız olsun ama istediğini yapsın. Teknik bir mesele. Hayır, teknik falan değil. Bu bir bölüşüm çatışması. Dünya üretim zincirinin %80'ine 830 firma hakim. Burada nerede demokrasi konuşacaksın? Burada nereden refah konuşacaksın? Merkez Bankası bağımsız olsun. Kimden bağımsız olsun? Hükümetten. Niye seçilmiş? Niye tekelci finanstan bağımsız değil? Şimdi yabancı 100 dolarla gelecek, 100 dolar koyacak, Türk tahvili alacak. Tahvilin fiyatı dip yapmış, TL dolar arasında dip yapmış. Aldı, çıkarken de hem kur düşer, hem faiz düşer. Dolayısıyla tahvilin fiyatı artar. Dolayısıyla hem kurdan hem faizden para kazanmış olur. Enflasyon düşmüş. Hiçbir ülkede faiz artışı sayesinde enflasyon düşmedi. Öyle olsaydı faiz artışıyla enflasyon arasında kurduğum mekanizmada söylediğim talebin düşmesi, harcamaların kısılması, işsizliğin artması, tasarrufun artması gerekir. Bunların hiçbiri olmadı. Sen kendi kendine merkez banka olarak kendine rol biçtin, faizi arttırdın çünkü amacın finansallaşma ve tekelleşmeyi arttırmaktı. Enflasyonun hiçbir ilgisi yok senin faiz kararın. Türkiye halkı inşaat rantıyla finans rantı arasında sıkıştırılmış durumda. Herkese merhaba. Bugün yine iktisatçı İlhan Dövüş'le birlikteyiz. Bugünkü konumuz faizler olacak. Ama tek başına faizleri ele almayacağız. Son dönemde şöyle bir gelişme oldu Türkiye ekonomisinde. Enflasyon rakamları %75'ten %71'e düştü. Bunun üzerine de hocam genel ekonomi çevrelerinde Kasım ayı itibariyle Türkiye Merkez Bankası'nın faiz indiriminden bahsediliyor. Ya şu dikkatimi çekti hocam bu noktada. Benim bile dikkatimi çektiyse bilmiyorum artık. Şimdi bu kadar küçük bir enflasyondaki yavaşlamaya da gerileme ne oldu da bugüne kadar bu insanların işte faiz artırımı, faiz şöyle artırılsın, faiz mutlaka artırılmalı fikrinden geri adım atmalarına yol açtı? Şimdi ilginç tabii, yani bugün itibariyle senin de dediğin gibi alt üstü 75'ten 71'e düşüyor enflasyon ki 75'e kadar kendileri çıkarttı. Aldıkları zaman 38'di Mayıs ayında. Bunu hatırlatınca gerçi veriyor. TÜİK rakamları güvenilmez. Şimdiki de güvenilmez. Ayrıca 38'e düştüğünde Türkiye'de enflasyon enak enflasyona düşmüştü. Hani 38 değildi ama yani düşmüş bir enflasyonu aldılar. Sonra kuru yükselttiler. İhracatçıyı ihya etmek için ve Merkez Bankası rezervlerini toparlamak adına. Yani Merkez Bankası rezervlerini iyileştirmesiyle övünüyorlar şimdi. Ama o iyileştirme Türkiye'nin dışarıdan ihracat yoluyla döviz elde etmesiyle oluşmuş bir rezerv birikimi değil. Türk Merkez Bankası'nın kendi piyasasından, özellikle bankalardan swap yoluyla, swap dediğimiz işte döviz ve TL takasıyla biriktirdiği bir döviz rezervi. Ama bunu yaparken kuru arttırdılar. Peki kuru niye arttırıyorsunuz? Merkez Bankası niye rezerv biriktiriyor? Sebebi ne? Olası bir kur artışında müdahale edebilmek için. Kura niye müdahale etsin? Çünkü kur artarsa enflasyon. Ama sen rezerv biriktirmek için enflasyonu yükselttin. Birinci çelişki burada. İkincisi, 75'e yükselttiğin enflasyonu 71'e indirmekle övünüyorsun. Bu komik bir tavır. Dahası altı üstü 71'e düştü diye de Kasım ayında faizi indirmek gerektiğini tartışmaya başlıyorsun. Ama sizin bütün anlatınız, 4-5 yıldır söylediğiniz şey, her şeyin çaresi faiz arttı. Faiz yüksek tutulmalı ve Merkez Bankası'nın resmi hedef enflasyonu %5. 2024 sonu içinse hedefi, pratik hedefi %38. Başladığımız oraya geri dönmek yani. Evet, yani Mayıs'a geri dönmek. Tamam. Peki 38'in neresindeyiz biz? %5'i geçtim. 2024 sonu için hedeflediğin 38'in neresindesin ki sen şu an? Madem faiz artışı tek çareyse enflasyonu indirmenin, niçin faiz indiriminden bahsediyorsun? Beklentilerle yönetiliyor diyorsun. Merkez Bankası enflasyon beklentileri yönetiyor. O beklentileri düşürerek ve faizi arttırarak Merkez Bankası enflasyonu düşürür diye bir mekanizma anlatıyorsun. İşte talebi düşürür falan. Şimdi sen Kasım ayında faiz indiriminden bahsetmeye başlayınca o enflasyonun temel belirleyicisi dediğin, aslında hiç öyle olmayan, beklentileri kötüleştirmeyecek misin? Para talebini arttırmayacak mısın? Ki enflasyonun sebebi para talebinin artması. Bunun sebebi şudur. Ben Kasım 2023'te yazdım. 80 sonrası dünyada iktisat politikalarının temel derdi tekelleşmeyi ve finansallaşmayı, yani finanstan para kazanmayı teşvik etmek ve istemektir. Siz Merkez Bankası olarak faizi indirip çıkarttığınızda ne oluyor? Finansal yatırımcılar sizin faiz kararınıza dayanarak devlet tahvillerinin fiyatını üzerinde spekülasyon yaparlar. Merkez Bankası faiz indireceği zaman, indireceğini sinyallediği zaman, faiz indiği zaman tahvilin fiyatı artar. O zaman gelecekteki faizi indirdiği zamandaki tahvilin fiyatı artacağı beklentisiyle şimdiden tahvil alırlar ucuzken, günü geldiğinde Merkez Bankası faiz indirdiğinde fiyatı yükseldiğini satacaklar. Merkez Bankası faiz arttıracağım dediği zaman da tahvilin fiyatı düşecektir. gelir. O yüzden yatırımcılar şimdiden elindeki tahvili satarlar. Dolayısıyla sen Merkez Bankası olarak faizi indirip çıkardığında aslında yaptığın şey tahvil simsarlarının, tahvilden para kazanan finans sektörünün karını besliyorsun. Başka hiçbir şey yaramıyor. Hocam burada şunu mu demek istiyorsun? Yani aslında bu yapılan mesela faiz indirimi, faiz yükseltimi, gündelik hayatta çok bir derdi yok bunun, bu politikanın. Yani tamamen belli bir seviyenin üstündeki yatırım yapmış, belli bir sermayesi olan insanları ilgilendiren bir durum mu? Eğer böyleyse bu ekonomistler senin tabirinle bu simsarları mı yönlendiriyor? Yani mevzu nedir? Bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Ben bunu çünkü anlamıyorum. Aslında hepimizin hayatını etkiliyor. Sadece bu söylediğim hikayenin bir parçası. Yani faizi indireceğiz, kaldıracağız mesajları ve indirme kaldırma kararlarıyla tahvil faizinden gelir elde edenler gelir elde ediyor. Finansal kar elde ediyor. Ama Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece onun üzerinde etkisi yok. Sizin bankadan çektiğiniz kredinin de faizini etkiliyor. O zaman eğer geliri çok yeterli olmadığı için kredi çekmek zorunda kalmış bir orta alt gelirli gruplu hane halkıysanız veya küçük bir KOBİ'yseniz batma riskiyle karşı karşıyasınız. Çünkü o zaman geliriniz, borcunuz faiz kararı artmamışsa sizin ödemeniz gereken borç miktarı aylık taksidi artıyor ve diğer harcamalarından kısmak zorunda kalıyorsunuz. Hiç ödeyemez duruma gelirseniz de iflas bayrağı çekiyorsunuz. Hane halkıysanız hacizlik oluyorsunuz. Şirketseniz de batıyorsunuz. Hacizlik oluyorsunuz. Ha, bu soruyu zaten senden bunu duymak için sordum. Çünkü hani çok yukarıdan falan bahsedince dinleyenler şöyle bizi ne ilgilendiriyor ki diyebilir. Hani onu tekrar bir vurgulamak istedim. Bölüşüm çatışması. Yani faiz aslında bir bölüşüm enstrümanıdır. Yani söyledim ya, eğer faizi çok yüksek arttırırsan bazı firmalar batar. Hasılatındaki artış, borcundaki artışı karşılama yetmiyorsa zora gider. Ne yapar? Ya elindeki varlıkları satar artan borcunu ödemek için, yapamıyorsa da batar. Battığı zaman olup piyasada tekelleşme artar. Batan firmaların pazar payını ayakta kalanlar elde eder. Peki faiz düşürünce ne olur? Faiz artırmak kötü bir şey. Faiz indirmek iyi bir şey mi? O da değil. Çünkü o zaman da faizi çok indirdiğiniz zaman, ben aslında ondan yanayım, düşük kalsın faiz. Ama gerekli regülasyonları almadığınız zaman şu oluyor. Firmalar spekülatif borçlanmaya gidiyor. Spekülatif borçlamadan kasıt nedir? Siz herhangi bir finansal varlıktan aldığınız pozisyonda, yani onu satın alın, beklediğiniz getiri, diyelim ki bir hisse alacaksınız, %5 getiri bekliyorsunuz. Ama kredi faizi de %2. O zaman kredi çekip hisse alıyorsunuz. Kredi çekip tahvil alıyorsunuz. Yani spekülasyon amaçlı borçlanıyorsunuz. Ya da ev alıyorsunuz. Evde artık bir içinde yaşanılan bir ihtiyaç değil, bir finansal yatırım enstrümanı haline gelmiş durumda. Bir sürü insanın bir sürü ev var içinde oturmadığı. Fiyatı artacak beklentisiyle satın almış ucuz krediyle. O zaman bu finansal varlıkların fiyatı şişiyor. Varlık balonu diyoruz buna. Özellikle hisse piyasasında hisselerin fiyatı çok arttığı zaman bu büyük firmaları reel yatırım yapmaktansa rakip firmalarını satın almaya yönlendiriyor. Ya İngilizce merger and acquisition, şirket birleşmeleri, şirket devrelikleri ve hostile takeover, İngilizce ilgilenen varsa bakabilir. Agresif satın alma. Yani rakip şirketin hisselerinin çoğunu satın alıyorsun hisse piyasasında. O şirketi ele geçirmiş oluyorsun. Çökme diyebilir miyiz buna hocam? Çökme. Evet, yani böyle olunca da tekelleşmeyi arttırıyorsun. Yani faizleri çok düşük tuttuğun zaman varlık balonu yaratıp borsada aşırı şişme yarattığın zaman da rakip firmaları satın alma ve birleşmeleri teşvik ettiğin zaman da tekelleşme artıyor. Peki şimdi soruya geliyorum. Kasım ayında niye faiz indirimi bitmez? Ben şunu yazmıştım geçen sene Kasım'da. Türkiye'nin faiz arttırmasını ya da Türkiye'de faiz arttırmasını savunanların tek motivasyonu küresel finansı ihya etmektir. Faiz arttırıldı. Maksimuma geldi. Siz Merkez Bankası olarak faizi maksimuma getirdiğiniz zaman Türk tahvillerinin fiyatını da minimuma getirirsiniz. Dolayısıyla gelir tahvil tüccarı ya da simsar, ne diyoruz, tahvil yatırımcısı alır o tahvili en ucuzdan. Yarın bir gün illaki Merkez Bankası faiz indirecektir. Merkez Bankası faiz indirdiği zaman o dip yapmış tahvil fiyatı yukarı çıkmaya başlar. O zaman dipten aldığın tahvili yüksek fiyattan satarsın, kar yaparsın. İkincisi, kuru yükselttin. Ben rezervlerimi biriktiriyorum, restore ediyorum diye. Piyasadan dolar topladım Merkez Bankası. Kuru yükselttin. Bu yüzden enflasyonu da yükselttin. Enflasyon yükselttiği için daha çok faiz artışına bahane yarattın meşhur. Bak faiz artışı yetmedi. Hep ne diyorlardı mesela? Yeterli değildi. Beklentiyi siz yaratıyorsunuz. Hatırlayın, Mayıs 2023'te, Haziran 2023'te Bank of Amerika, Deutsche Bank şunu açıkça söylediler. Kur 25'in üstüne çıkmalı. Faiz %40'ın üstüne çıkmalı ki biz gelelim. Yoksa gelmeyiz diye. Bu ne demek? Kuru yükselttin. Ne olur? Dolar cinsinden Türk tahvilinin fiyatı bir daha düşmüş olmaz mı? Çünkü TL değer kaybetti dolara karşı. Kuru 32'ye çıkarttın. Faizi 50'ye çıkarttın. Şimdi yabancı 100 dolarla gelecek. 100 dolar koyacak. Türk tahvili alacak. Tahvilin fiyatı dip yapmış. TL dolar karşısında dip yapmış. Aldı. Çıkarken de hem kur düşer hem faiz düşer. Dolayısıyla tahvilin fiyatı artar. Dolayısıyla hem kurdan hem faizden para kazanmış oldu. Şimdi buradaki kritik mesele şu. Peki niye yabancı sermaye bir yıl boyunca faiz arttırırken gelmedi de şimdi geliyor? Bu sadece Türkiye'de değil. Güney Afrika'da da aynısı. Arjantin'de de aynısı. Orada da faiz artıyor ama kur düşmüyor. Normalde ne bekleniyordu? Faiz arttıracağız. Yabancı gelecek. Çünkü biz daha yüksek faiz sunuyoruz. Tamam, gelmedi. Niye? Çünkü bir, sizin faizi maksimum yapmanızı beklediler. Size arttırın dedikçe arttırdılar. Siz arttırdıkça onlar daha da arttırdılar. İki, Fed faiz arttırırken ya da arttıracağı sinyali verirken Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez size gelmezler. Çünkü uluslararası finansın portföyünde, elinde trilyon dolar civarında dolar tahvili var. Onların %1 faiz artışı senin %50 faiz artışına daha çok miktarda kar yapar. Çünkü çok fazla tahvil, Türk tahvili yok. O yüzden Fed faiz indirmeye başlayınca size gelmeye başlar. O ucuzdan aldığı Amerikan tahvilinde Fed faiz indirdiğinde fiyatı yükseleceği için satacak, o pozisyona çıkacak, sana gelecek, sen de ucuz alacak. Bu sefer sen faiz indirmeye başlayınca da onu satacak, o kârını realize edecek. Yaptıkları bu. Şimdi bütün ömür billahları bunu savundular. Bunun adı carry trade. Yani oradan alıp buraya getirip para koyup faiz farkından ve kur farkından para kazanmak. Şimdi bunu eleştirmeye başladı. Ben tam Kasım 2023'te bunu yazdım. Dedim ki tahvil fiyatı dip yapacak. Merkez Bankası faizi maksimize ettiği zaman. Aynı zamanda kuru arttırıyorlar. Yabancı hem kurdan hem faizden kazanacak ve ana akımcılar bunu da eleştirecekler. Aslında savundukları şey buydu. Bütün hikaye bunun üzerine. Çünkü şunu bekliyor. İşte yabancı geldikçe kur düşecek, enflasyon baskılanacak. Ama ekonomiyi siz böyle tasarladınız. Siz Türkiye ekonomisini bu noktaya kilitlediniz. Siz ekonomiyi ithalat bağımlısı yaptınız. Türkiye'nin vergi gelirlerini ithalat bağımlısı yaptınız. Şimdi de diyorsun ki yapmak zorundayız. Bak yabancı gelmezse enflasyon artıyor. Sen yabancıya muhtaç ettin. Bütün ülkenin üretim birimlerini özelleştirdin. Buğday ihraç eden bir konumdan buğday ithal eden konuma getirdin. Şeker keza öyle, et keza öyle. Tarım bitmiş. Bütün kağıt fabrikasıdır, şudur budur. Bu kadar ithalat bağımlısı yapıyorsun. Dolayısıyla enflasyonu kura endeksliyorsun. Vergi gelirlerini ithalata endeksliyorsun. Sonra bunu yapmak zorundayız. İşte yabancı gelmezse halimiz harap. Peki sen ne zaman yabancı gelecek diyordun? Faiz artışı. Faiz arttı, gelmedi. Müsaadenin yapısal reform. O da olmadı. Şimdi geliyor. Senin teorinle tutarlı olarak Kasım ayında faiz indirimini önermemen gerekiyor senin. Senin enflasyonun daha %38'e gelmemiş. Senin hedefin %38 2024 sonu için. %71'desin daha. 4 puan düştü alt üstü. O da baz etkisinden dolayı. Yani geçen seneki enflasyon yüksek olduğu için Haziran ayında ondan dolayı düşmüş görünüyor. Şöyle bir tuhaf, ilginç bir tavır da var. Türkiye 2020'de faiz indirdiğinde kuru zıplattı. Bu bir hataydı. Siz gerekli diğer önlemleri almadan sert faiz indirişiyle kurda sıçrayısı zıplattınız ve enflasyonu körüklediniz. Bu bir hataydı. Biz o zaman ona karşıydık. Ama buradaki hatanın bir arka planı var. Faizi daha önce bu kadar yükseltmiş olmak. Yani Naci Ağbal döneminde, çok ödüklü Naci Ağbal döneminde faiz %24'lere getirilmeseydi, faiz indirmek istediğinizde bu kadar çok sert indirecek bir alan olmayacaktı. Ve bu kadar çok kuru yükseltecek bir şey olmayacaktı. Dolayısıyla benim önerim şudur. Faizi sabitleyin. Bir yere park edin. Faizle çok oynamayın. Kur ve tahvilden para kazanma imkanını daraltın. Bu sayede ekonomiden, reel üretimden kar yapma imkanlarını genişletin. Çünkü siz talebi baskılayıp üretimi daralttığınız zaman alternatif kazanç kaynağı olarak finans beliriyor. Ve insanlar parasını reel üretime değil finansa koymayı tercih ediyor. O zaman yapılacak ne? Faizi sabitlersin. Faiz oynaklığından kaynaklı finans karı elde etme beklentisini kısarsın. Spekülatif borçlanmayı regülasyonla engellersin. Üretimi desteklersin. Kamu yatırımıyla üretimi arttırırsın. İstihdamı arttırırsın. Reel üretimden kar beklentisini güçlendirirsin. Ama sen bunu yapmak yerine sürekli piyasada finansallaşma ve tekelleşmeyi arttıracak bir politikayı öneriyorsun. Sonra diyorsun ki biz buna mahkumuz. Yabancı gelmezse halimiz harap. O zaman bu şeye benziyor. Dişi çürük birine sürekli çikolata yememeyi ya da işte dişçiye girip dişini çektireceğine, öyle bir tedavi sunacağına, hayır, sürekli kemer sık, sürekli bunu yeme. Yani kökten çözümdense sürekli şahsı ya da o kişiyi bir şeye mahkum etmeyi, ama o mahkumiyeti sen yarattın bu halka. Şimdi de teoriyle çelişkili olarak hiç de bir şey olmamış gibi kulağın üzerine yatarak efendim Kasım ayında faiz indirmemiz lazım. Niye sen faiz arttırmayı öneriyordun? Beklentiler bozulacaktı. Beklentiler asıl enflasyon belirleyicisiydi. Merkez Bankası beklenti yönetiyordu. Şimdi beklentiler bozulursa ne olacak? Niye şimdi düşürüyorsun? Çünkü yabancının faiz zirvedeyken, tahvil fiyatı dipteyken aldığı tahvili fiyatını yükseltip satıp kar yapmasına imkan tanımak için faiz artışı öneriyorsunuz. Senin faizin öneri enflasyonla hiçbir ilgisi yok. Dünyada da daha önce o tartıştık. Enflasyon düşmüş, hiçbir ülkede faiz artışı sayesinde enflasyon düşmedi. Öyle olsaydı faiz artışıyla enflasyon arasında kurduğun mekanizmada söylediğin talebin düşmesi, harcamaların kısılması, işsizliğin artması, tasarrufun artması gerekiyordu. Bunların hiçbiri olmadı. Enflasyon arz sorunu kaynaklıydı. Arz sorunu hallolunca enflasyon düştü. Sen kendi kendine merkez banka olarak kendine rol biçtin. Faizi arttırdın çünkü amacın finansallaşma ve tekelleşmeyi arttırmaktı. Enflasyonun hiçbir ilgisi yok senin faiz kararının. Hocam seni dinlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Bu finansın tekelleşmesi, faizin sürekli yükseltilip düşürülmesi, yani faizle oynanması diyeyim kısaca. Hep böyle finans üzerinden, halk tabiriyle paradan para kazananların işine geliyor ya. Bu da demek ki sürecek. Bu böyle olacak gibi geliyor. Çünkü senin söylediğin öyle işte, faizli çok oynamayın. Faizi bir yerde sabitleyin. Bu gelirler tabana yansın. O da neyse alsın, işte üretimden kazanmayı, istihdamdan kazanmayı, ne bileyim girişimcilikten, bunlardan kazanmayı sağlasın ki işte bu şey tabana yansın, halka insin. Ama zaten seni dinledikçe biraz oturuyor kafamda. Bu istenmiyor ki. Zaten bu tekelleşme isteniyor. Bu pompalanıyor. Atıyorum Twitter'ın sahibi Elon Musk bile bu şekilde zengin olmuş bir insan ve bunu pompalıyor. Hani ben her yerde şunu görüyorum işte. Yemeyin, içmeyin, hisse senedi alın. Bu pompalanıyor mesela insanlara. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Evet, yani şimdi Elon Musk aslında araba satmaktan para kazanmıyor. Karbon sertifikaları satmaktan para kazanıyor. Elektrikli araba ürettiği için fabrikasının salacağı karbon miktarı düşük olduğu için kendisine tanınan sınırı başka firmalara satıyor. Oradan para kazanıyor. Yani aslında bir nevi finans. Çünkü o karbon piyasası da finansallaşmış bir alan. Diğer büyük araba markaları da, yani birçok reel sektör. Benim doktora tez konum o. Yani finansal olmayan firmaların finansallaşması. Reel üretimden angaje olmuş, reel üretim yapan firmaların karları içinde finanstan yaptıkları karın payı artıyor ve %20'den %40'a çıkmış durumda. Şimdi bu da tabii bir talebin baskılanması. Çünkü üretimden beklediğin kar yüksek değilse finanstan kar yapma kanallarına yöneliyorsun. İkincisi, şeyi hatırlayalım. İtalya'da başbakanlık da yaptı. Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi, eski Goldman Sachs çalışanıdır. Şimdi Merkez Bankası bağımsızlığı deniyor da kimden bağımsızlığı? Bence de bağımsız olsun. Ama bir şartla. Merkez Bankası enflasyon hedeflemeyecekse. Faizi arttırmayacaksa. Çünkü faiz bir bölüşüm sonudur. O enflasyon hedefi de bir bölüşüm meselesidir. O zaman ya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na bir sendika temsilcisi koyacaksınız ya da Merkez Bankası'ndan bir görevler alacaksınız. Merkez Bankası'nın asli görevi olan sadece bankacılık sektörünün likidite ihtiyacını karşılamak olan, aslında çok da politik fazla değil, olmayan teknik bir mesele hapsedeceksiniz. Ve ekonomi politikasında seçilmiş hükümetin Maliye Bakanlığı'nın maliyeye devredeceksiniz. Ama siz tersini yaptınız. Şimdi burada korkunç bir demokrasi açığı var. Sen benim hayatımı etkileyen kararlar alıyorsun. Faizi arttırıyorsun. Beni iflasa sürüklüyorsun. Ama ben seni seçemiyorum. Teknokrasi bütün hakim. Mesela Avrupa Birliği'ndeki sorun da bu. Bütün ekonomi politikasını Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği Komisyonu'na yüklediniz ama onlar seçilmiyorlar. Teknokratlar. Teknik bir bilim var yapılması gereken ama benim hayatımı etkiliyor. Ben işimden oluyorum ya da başarısız olduğunu hesap vermiyorsun. Ben hükümetim, seçilmişim, vatandaşa karşı sorumluyum. Sen faizi arttırıyorsun, cezasını ben çekiyorum. Şimdi o zaman ya para politikası kurulunda benim de temsilim olacak. O faizi öyle kafana göre arttıramayacaksın. Tekelleşmeyi kafana göre körükleyemeyeceksin. Para politikası kurulları temsilcilerine finans sektöründen gelmeyecek. O zaman bağımsız ol. Bu korkunç bir riyakarlık. Merkez Bankası bağımsız olsun ama istediğini yapsın. Teknik bir mesele. Hayır, teknik falan değil. Bu bir bölüşüm çatışması. Sendikalar zayıf olduğu için 80 sonrası büyük tekelci finans sektörünün çıkarlarını dayatan politika giriyorsun dünya çapında. Açık. Bak bakalım 80 sonrası ne oldu? Emeğin gayri safi milli hasıla aldığı pay düştü küresel ölçekte. Tüm ülkelerde. Finans sektöründen yapılan karlar aşırı arttı. Dünya üretim zincirinin %80'ine 830 firma hakim, kontrol ediyor. Burada nerede demokrasi konuşacaksın? Burada nereden refah konuşacaksın? Merkez Bankası bağımsız olsun. Kimden bağımsız olsun? Hükümetten. Niye seçilmiş? Niye tekelci finanstan bağımsız değil? Niye Goldman Sachs faiz kararlarıyla ilgili istediği gibi rapor yayınlıyor? Böyle olmalı diyor da ben diyemiyorum. Ya da hükümetten biri diyemiyor. Ya da sendikadan biri diyemiyor. Ya da Jerome Powell, Amerikan Fed Merkez Bankası Başkanı, Amerikan hükümetinin bütçesi hakkında fikir beğenebiliyor. Diyor ki hükümet diyor bütçe disiplini sağlamalı. Yani daha çok kemer sıkın. Peki hükümet niye Merkez Bankası'nın kararı karşısında bir şey söyleyemiyor? O zaman şey. Ya da daha komik. Yapısal reform diyorlar. Yani o konuya geleceğim. Çünkü beni çok çıldırtıyor o. Hukukun üstünlüğü. Neyi anlıyorsunuz? Merkez Bankası Başkanı görevden alınmaması garanti olsun. Okey. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir hukuksuzluğa tepki göstermedi bu arkadaşlar. Başka hiçbir hukuksuzluğu önemsemediler. Tek dertleri Merkez Bankası Başkanı bağımsız olsun. Çünkü bizim dediğimizi yapıyor. Bizim danışmanlık yaptığımız uluslararası küresel finans tekelinin çıkarlarının lehine politika üretsin. Burada ben Tayyip Erdoğan'ı savunmuyorum. Tayyip Erdoğan'da inşaat rantiyeli bir politika gidiyor. Türkiye halkı inşaat rantıyla finans rantı arasında sıkıştırılmış durumda. Biz üçüncü bir yolu öneriyoruz. İkisi de yanlış. Finans rantiyelerinin yanlışı inşaat rantiyelerini doğrulamaz. İnşaat rantiyeli politikacıların söyledikleri ve yaptıkları finans rantiyelerini doğrulamaz. İkisinin de reddedilmesi lazım. Sosyal refah devleti ilkeleri çerçevesinde kamu yatırım ve kamu politikasıyla örülmüş eşitlikçi bir politika önerilmesi lazım. Bunun talep edilmesi lazım. Maalesef ki Türkiye'deki sol medya ve sol partiler de bunun farkında değil. Onlar da sırf AKP'nin politikasını eleştiriyor diye bu finans rantiyelerini muteber sanıyor. Bunlar refah dostu değiller. Erdoğan kadar refah düşmanlar. İyi bitirim. Hocam ağzına sağlık. Güzel anlattın. Yine her zamanki gibi güzel açıkladın. Geniş perspektiften kimin hangi pozisyonda olduğunu, neyin ne olduğunu ve kimin neye hizmet ettiğini gerçekten bu programı dinleyen, izleyen, seni takip eden herkes anlamıştır. Ben de şu hatırlatmayı yapayım kapatmadan önce. Zaten senin dediğine küçük bir katkı olsun. Mesela Mehmet Çimşek de bakan olmadan önce Londra'da belli finansal çevrelere hizmet eden bir insandı. Yani sonuçta bu insanların aldığı kararlarda ne kadar güvenilir onu sorguluyorsun. Çünkü kimi hangi çevreleri korumaya çalışıyor, kendi kararlarını mı korumaya çalışıyor, kendimi doğrulatmaya çalışıyor. Hani yarın bir gün düşün, şimdi Mehmet Çimşek diyelim bakanlığı tekrar devretti başka birine. Gidecek orada çalışacak, diyecek ki ya bakın işte ben Türkiye'de şöyle bir tablo almıştım böyle böyle. Onu bir CV'ye ekleyeceği bir kariyer basamağı olarak görüyor belki de. Yani vatandaş, halk bence kimsenin umurunda değil açıkçası. Değil. Sorun şu zaten, demokrasiyle tekrar bağlayıp kapatalım. Demokrasi çıkarlarının ortaklaştırılmasıdır. Müzakere yoluyla, barışçıl yollarla farklı çatışan çıkarların ortaklaştırılması, uzlaşma rejimidir. Ama demokrasi olmayıp bazı toplumsal güçler zayıf olunca azınlık, elit azınlık diyelim, kendi çıkarını genel toplumun çıkarı gibi dayatıyor. Bunu yapmak zorundayız. Tek çare bu. Hepiniz buna mahkumunuz. Öyle öyle değil. Sırf bir tarafa muhalif diye bu insanların ehlileştirilmesi ve her dediğinin böyle kural, kanun, kitap şeklinde böyle sorgulamadan kutsal bir şeymiş gibi kabul edilmesi. Bu konuyu daha fazla uzatmaya bence gerek yok. Anlayan anlamıştır ne demek istediğimizi. Bugünlük bu kadarla kalsın diyorum. Ağzına sağlık tekrar hocam. Kendine iyi bak. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.